Peki tabii tiroid hızlı çalışması ya da yavaş çalışması dedik. Yavaş çalışması ve kilo alınıyor. Evet. Peki kilodan bahseden kanı tabii bu arada son zamanlarda da gündem olan mide botoksu gündeme geliyor. Peki hocam, mide botoksu nedir? Ne gibi avantajlar sağlar? Gündemde olan bir şey işlem bu. Yani bundan atıyorum 5-10 yıl önce yoktu. Şimdi botoks daha çok hepimizin, kadınların, bayanların daha çok bildiği yüze botoks uygulanması var mesela. Botulinum toksini denilen bir bakteriden elde edilen bir toksin bu esasında, bir zehir. Zehirin özelliği kas felcine neden olması. Bununla ilgili belki eski haberlerde falan da duymuşsunuzdur. Kavanoz, eski kavanozlardan birinde melemen mi ne yapmışlar. Sonra o aile ondan yediler falan, öldüler hatta. Yani öyle bir tehlikeli de bir şeydir normalde. Ama burada tıbbi amaçla kullanılıyor. O toksin ayrılıyor ve belli miligramlarla örneğin yüze uygulanıyor. Burada var olan kırışıklıkları yapan altta yatan kasların kasılması. Deri üstünde bir çarşaf gibi düşünün. Bu kaslar bloke edilince de çarşaf açılıyor ve düz duruyor ve kırışmıyorlar. Güzel. Midedeki mantığı ise mide kaslarına kasılmasını azaltıp daha mide boşalımını geciktirmek ve fundus bölgesi, midenin tepe bölgesinde açlık hissiyle ilgili bir alan vardır. Oraya özellikle efektif yapılır ise de açlık duyusunun baskılanmasını sağlar. Mide botoksu son dönemler çok popüler olan, ben de çok yapıyorum. Hele de böyle Mart, Nisan gibi falan birçok hanım, bankacılar, oturarak çalışanlar, yani onu sporla falan halledemeyeceklerini düşünenler, amaç belli bir miktar kilo vermekse, şimdi onu da söyleyeceğim, mide botoks için geliyorlar. Çok da efektif. Evet. Sonra kocaları da geliyor. Şimdi mide botoksu zayıflamak için neler yapmak lazım? Diyetisyenle çalışmak lazım. Spor yapmak lazım. Bunlar botoks yapılınca da yapmak lazım yine de. Efektivitesini çok arttırıyor. Ama girişimsel işlemler içerisinde mide balonu var. Çeşit çeşit balonlar. Evet. Mide ameliyatları var, onların da çeşitleri var. Fakat bunlar mide balonu kısmen zorlayıcı ama zorlayıcı bir şey. O, yani her insan kaldıramıyor. Takıyorsun, çıkartmak zorunda kalıyorsun falan. Daha maliyetli de bir şey. Mide ameliyatı birçok kişinin korktuğu bir şey. Kimileri çok kolay oluyor, yapılıyor falan ama sonuçta ameliyat. Mide botoksu ise endoskopi gibi bir randevu planlanıyor. Ben yine de ondan önce bir iki kan tahliliyle kontrolleri yapıyorum. İşte insanların insülin direnci var mı, niçin kilo veremiyorlar gibi bazı şeylere de bakıyorum. Ama böyle direkt çat kapı gelip de yapılanlar da var yani bazı merkezlerde. Ama biraz daha bence özenli davranmak lazım bu konuda. Ondan sonra gastroskopi yapılıyor. Gastroskopide biz botoksla ilgili soğuk zincir ilaçları da onlar. Çarçabuk bozulur, etkinliği yok olur. Onun için soğuk zincir halinde saklıyoruz. Önce mideye bakıyorum. Midede işte ağır bir gastrit var mı, ülser var mı? Yani botoks yapmasını ya da tümör var mı? Evet. Botoks yapmayı engelleyecek bir vaziyet var mı? Varsa tak çıkıyoruz. Buna uygun olmadığını hastaya anlatıyoruz ve tedavisinin yapılmasını söylüyoruz. Gastrit varsa bununla ilgili işte testis falan tanı koyucu şeyleri alıyorum. Bir taraftan da onun tedavisini götürüyorum ama botoksu da yapıyoruz. Sonra ilaçları hemen hazırlayıp, hasta uyuyor bu arada ama tam narkoz gibi değil, sedasyon gibi. Submukozal alana belli miligramlarda ama bu yüze falan uygulananlar çok daha yüksek dozda. Mide çünkü büyük bir organdır. Belli bir derinliğine kadar özel endoskopun içinden geçen iğnelerimiz var. Onlarla uygulamayı yapıyoruz. 10-15 dakika. Ondan sonra hasta biraz dinleniyor. Birkaç saat görüşüyoruz. İlaçlarını düzenliyorum ve evine gidiyor. Sonra 10 gün, bir hafta 10 gün sonra botulinum toksinin etkisi ortaya çıkıyor. Ve kişi tokluk hissi, giderek porsiyonlar küçülmeye başlıyor. Daha çabuk az şeyle doyuyor. Ve bu etki bir ay sonrasında daha da yükseliyor. 3-4 ay maksimumunu sürdürüyor 5 ay kadar. Yani bir plato çiziyor. Yani mide botoksu sonrasındaki süreç
şu andaki anlattığınız gibi mi? Evet. İlerliyor? Yani çok zor bir işlem değil. Bir kere çok basit bir işlem. Çok daha ekonomik bir işlem. Reversibil, yani geri dönebilir bir işlem. Yani midenin bir bölümünü aldık, aldık bitti yani. Burada ise yüze yapılan botokstaki gibi 6 ay sonra tekrar şey dönüşüyor. Ama bir farklı bir şey daha var. İnsan 6 ayda çok şey değişebilir. Yani alışkanlıkları değişir. İşte porsiyonlar küçülür. Evet. Biraz daha hani kendine de tutabilirse, benim gördüğüm hastalarımda 13-15 kilo kadar veriliyor. Ama yani kişi geldi bana ben 30 kilo vermek istiyorum botoksla falan, bu mümkün değil. O da yani doğruları konuşmak lazım.